Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hız Yayınları Matematik Soru Bankası'nda test 73'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci soruyla dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 8x kare eksi 72 cebirsel ifadesinin bir çarpanı değildir diye soruyor. Gençler, 8x kare eksi 72'yi yazıyorum. Şimdi gençler, çarpanları ayırırken ne yapıyorum çarpanlarını bulurken? Bakın şöyle terimleri ayırdım. 8x kare ve 72'ye bakıyoruz. Buradan sayılara baktığım zaman katsayılarda bakın her ikisinde 8 var. O halde 8 parantezini alırım. Burada x kare var, diğer tarafta yok gençler. O halde sadece 8 parantezini aldım. 8x karenin 8'ini alırsam geriye x kare kalır arkadaşlar. Ne yapıyoruz bakın. 8 ile neyi çarparsam 8x kare olur diye düşündüm. Arada eksimiz var. 72'yi de 8'e bölersem 9'dur. O halde 8 çarpı x kare eksi 9 diyoruz. Bakın buradan arkadaşlar 8'i gördük. O halde bu çarpanımızdır diyor, eliyoruz. Peki arkadaşlar, x kare eksi 9. Bakın 2 kare farkıdır diyoruz. 2 kare farkı özdeşliğinde ne yapıyordum gençler? Kare köklerini alıyorum. Ve bu sayıları bir eksili bir artılı yazıyoruz. O halde 8 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3. Bakın çarpanlarıdır diyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle görebiliriz. Şu 8'i örneğin ben 2 çarpı 4 olarak düşünecek olursam. 2'yi gençler burada x eksi 3 ile çarpacak olursa bakın. 2 çarpı x eksi 3 diyorum. Ne olur? 2x eksi 6. Şimdi 2'yi gene x artı 3 ile çarptım düşünüyorum. X çarpı x artı 3 diyelim. 2x artı 6 oldu. Bakın 2x artı 6'yı da elde ettik. Şimdi gençler bir de ne yapalım? 8x 4x eksi 12 için şöyle 4'ü dağıttığımı düşünelim arkadaşlar. Ne ile? X eksi 3 ile çarptım düşünüyorum. 4 çarpı x eksi 3 desem. 4'ü dağıtırsak 4x eksi 12'yi de elde ettiğimi görüyorum. Bakın gençler, burada B şıkkını elde edemeyiz diyorum. Ve B şıkkını sorumuzun yanıtı olarak veriyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. A artı B eşittir 14 ve A çarpı B 48 olduğuna göre A kare artı B kare hangisidir diye sordu. Şimdi arkadaşlar A artı B'nin 14'e eşit olduğunu söylüyor. Şöyle düşünüyorum. Eşitliğin her iki tarafını şöyle karesini alırsam arkadaşlar eşitlik bozulmaz. O halde her iki tarafın karesini alıyorum. A artı B'nin karesini açarsam. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinci çarptım AB. 2 katı 2AB. Artı ikincinin karesi B kare. Eşittir 196. Şimdi A kare ile B karenin toplamını istiyor. Zaten o halde ben A kare artı B kareyi beraber yazıyorum. Bakın arkadaşlar, burada artı 2AB var. Bir tanesi 48'di. O halde 2 çarpı 48 olarak yazdım. Eşittir 196. 2 çarpı 48 arkadaşlar 96 demektir. O halde bunu karşıya eksi 96 olarak gönderdim. A kare artı B kare eşittir 100'dür diyoruz. Evet, 100 cevabını da C şıkkında işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi 15 A küp çarpı B eksi 10 A, A B kare cebirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir diye sordu. Şimdi gençler ifademizi aynen yazıyorum. 15 A küp B eksi 10 A B kare. Gençler sayılara baktığım zaman 15 ve 10'un ortak çarpanı 5'tir. Bakın 5 parantezini aldım. A küp var, diğer tarafta A var. Gençler A küp demek A çarpı A çarpı A demektir. Bakın burada küçük olan 1 olan A'yı alıyorum. B ve B kare var. Buradan da B'yi alıyorum. O halde 5AB parantezini alırsam. Bakın buradan 15'i 5'e bölüyorum. 3 kaldı. Gençler 3 tane A'dan bir tanesini aldım. 2 tane A kaldı. Yani A kare. Devam ediyorum. Eksi. 10'u 5'e bölersem 2.
A'yı aldım zaten. B karenin de B'sini alırsam yani bir tane B kalır diyorum. Çarpanlarımız gençler 5. 5AB çarpı 3A kare eksi 2B. Bakın burada 5'imiz var. Eledim. 5AB var arkadaşlar. Eledik. Sadece 5A'mız olabilir. Çünkü çarpma durumunda ben bunu ayırabilirim. Eledim. Ama 5AB kare yoktur diyorum. Ve B şıkkını cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyoruz. 2a eksi 3 ifadesi aşağıdaki cebirsel ifadeler hangisinin çarpanı değildir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben a şıkkından başlayacak olursam mesela ben şöyle düşünüyorum. 2a eksi 3'ü neyle çarparsam 2a kare eksi 9'u elde edebilirim. Bakın şöyle a ile çarptım düşünürsem. Evet a ile 2a'yı çarparsam 2a kare yapar. Ama aynı zamanda a ile eksi 3'ü çarpmak zorundayım. Burada bakın eksi 9'u elde edemeyiz. Eksi 3a olur diyorum. O halde çarpanı değildir. 4a kare artı 12a artı 9 tam kare bir ifadedir. Bakın bu 2a'nın karesi bu 3'ün karesi. O halde 2a ile 3'ün ikinci işaret artı olduğu için 2a artı 3'ün karesidir diyorum. Bakın 2a eksi 3'ün çarpanı değildir diyoruz. 9a ile 6'yı 3 parantezine alacak olursam 3a eksi 2 olur gençler. Bakın 2a eksi 3 olmaz diyorum. 10a eksi 15'ti. Bunu şöyle 5 parantezine alacak olursam 10a'yı 5'e böldüm 2a eksi 15'e eksi olarak yazdım. 15'i de 5'e böldüm 3. Bakın 2a eksi 3'ü gördüğüm için D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet gençler devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D ve C, K, L, M birer karedir. Arkadaşlar A, B, C, D, C, K, L, M. O halde bakın buraya da A diyelim. Burası da A olsun. Bu iki karenin alanları toplamı 50 santimetre kare. Yani bunun alanı B karedir. O halde C, K, L, M'nin karesi arkadaşlar şöyle A karedir diyorum. Yani B kare ile A karenin toplamı ve A kare ile B karenin toplamı 50 santimetre kareymiş. Devam ediyorum. A eksi B 6 santimetre. Gerçi şurayı da istersek şöyle düzeltelim. Gerçi fark etmez ama A kare artı B kare yazalım. A eksi B'ye de 6 dedi. Peki benden ne istiyor gençler? BCK'nin dikdörtgenin alanı. Yani şu boyalı bölgenin alanı. Bakın burası A ise. Burası B ise gençler burası B'dir. O halde alan A çarpı B'dir. Yani benden A çarpı B'yi istiyor. A çarpı B'ye soru işaretini koyalım. Arkadaşlar A eksi B'nin 6 olduğunu biliyorsak o halde hemen A eksi B'nin 6'ya eşittir diyorum. Her iki tarafın karesini alacak olursam. Açılımını yazarsam A kare eksi 2AB artı B karedir eşittir. 36 diyorum. Buradan arkadaşlar A kare ile B karenin toplamını 50 dedim. Bakın şu ikisi 50. Eksi 2AB eşittir. 36 diyorum. Buradan eksi 2AB'yi sağ tarafa 36'yı sola alırsam 50 eksi 36 eşittir 2AB. 50'den 36'yı çıkaracak olursak 14 olur. Eşittir 2AB. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersem AB'nin değerini 7 olarak bulurum. Ve arkadaşlar 7 zaten A çarpı B aynı zamanda alandı diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Göstererek devam edelim. 6. soruya geçelim. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar 16 AB küp eksi 36 A küp B ifadesini yazdım. 16 ve 36'ya bakıyoruz gençler. Çarpanlarını ayırırken ne yapıyorum? Öncelikle terimleri ayırdım. 16 ve 36'nın 4 çarpanı ortaktır diyorum. Burada A var, burada A küp var. Küçük oranı aldım A. B küp var, B var. B'yi aldım. Demek ki 4AB parantezine alıyorum. Şimdi arkadaşlar 4AB'yi neyle çarparsa 16AB küp yapar. Bakın 4 kere 4 16 olur. A'yı almama gerek yok. B ile de B kareyi çarparsam B küp olur. Arada eksimiz var. 36'yı 4'e bölüyorum 9. A küpü A'ya böldüm. A kare B'yi de yazmıyorum.
Arkadaşlar 4b kare eksi 9 a karede 1 2 kare farkı özdeşedir diyoruz. Kare kökleri 2b ve 3a. Gençler bunlar ne yapıyordum? 1 artı 1 eksili çarpıyorum. O halde 4ab çarpı 2b eksi 3a çarpı 2b artı 3a olarak yazıyorum. İfadelere baktığım zaman A şıkkının sorumuzun cevabı olduğunu söylüyoruz. Evet, devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi kartların üzerinde yazan cebirsel ifadelerden birinin çarpanı değildir? Arkadaşlar birinci ifadeye baktığım zaman bakın bu 4a kare 2a'nın karesidir. O halde burada da 1 de 1'in karesiydi. İkisinin çarpımı 2a ortadaki terim veriyor. O halde bunu ne yapıyorum? 2a eksi 1'in karesi olarak yazıyorum. Yani bunun çarpanlarını 2a eksi 1 çarpı 2a eksi 1'dir. Devam ediyorum. 4a kare eksi b 25. 2 kare farkıdır diyorum. Bakın kare köklerini aldım. Bunları 1 eksili 1 de artılı yazıyorum. 2a eksi 5 çarpı 2a artı 5. Evet. Arkadaşlar 4a kare 2a'nın karesiydi. 25 de 5'in karesiydi. İkisinin çarpımı 10a. 2 katı 20'yi verdim. 20a'yı. O halde eksiyle beraber yazıyorum. 2a eksi 5 çarpı 2a eksi 5'in karesidir diyoruz. O halde arkadaşlar baktığımız zaman 2a eksi 1'i görüyorum. 2a eksi 5'i gördüm. 2a artı 5 arkadaşlar bakın ortada gördük. Ama 2a artı 1'i göremiyoruz arkadaşlar. Yani D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet gençler devam ediyorum. Aşağıdaki cebir kareleri ile şekildeki model oluşturuluyor. Buna göre modellenen cebirsel ifadenin çarpanlarından biri hangisi olamaz? Gençler bakın bu kare x kare. Altı tane x kare var. 6 x kare. Dikdörtgenimiz x. Toplamda 12 tane x'imiz var. Artı 12 x. Sonuçta arkadaşlar bunlar da 1 ise artı 6. Arkadaşlar bakın 6x kare artı 12x artı 6'yı. Şimdi 6 parantezine alırsam x kare artı 2x artı 1 kaldı. Yani 6'yı istersek dağıtarak da kontrol edebiliriz. X kare artı 2x artı 1 de x ve 1'in bakın işaretimiz artı olarak karesidir diyorum. O halde bunu şöyle yazarsam 6 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1'dir diyoruz. Arkadaşlar x artı 1'in karesini zaten burada gördüm. Yani A şıkkı var. Devam ediyorum. Gençler 6'yı 2 çarpı 3 olarak düşünürsek. Bakın burada 2 çarpı A pardon x artı 1 görüyorum. O halde 2 çarpı x artı 1'i ayrı ayrı yazabilirim. Yani bu vardır. Aynı şekilde 3 ile x artı 1'in çarpımı da var. Bu da vardır. Ama x eksi 1 çarpı x artı 1 yoktur diyorum. D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim. 9. soruya geçelim. Evet gençler. Aşağıda bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımını gösteren, oluşturan karesel bölgeler alanlarıyla birlikte verilmiştir. Buna göre 10. adımdaki karesel bölgenin santimetre cinsinden bir kenarın uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar birinci adıma baktığım zaman bu alan arkadaşlar kenarı bulmak istersem bakın x ve 8'in artı olduğu için x artı 8'in karesi özdeşedir diyorum. İkinci ifade x ve 6 ikisinin iki çarpımı arkadaşlar 6x 2 katı 12x olduğuna göre demek ki x artı 6'nın karesidir diyoruz. Yani tam kare bir ifadedir. Yani aynı şekilde bu da x artı 4'ün karesidir. Gençler dikkat ederseniz adımlarda x'lerimiz aynı devam ediyor. Ama sabit terimlerimiz ikişer azalarak devam ediyor. Bak, üçüncü adımda 4'tü arkadaşlar. O halde dördüncü adımdan itibaren ne yapıyorum? Sabit terimini ikişer azaltarak devam ediyor. Yani x artı 2'nin karesidir. Beşinci adımda 2 azaltırsam x'in karesidir.
Altıncı adım da arkadaşlar x eksi 2'nin karesidir. İkişer azaltarak devam ediyorum. Yedinci adım da x eksi 4'ün karesidir. Bir okla gösterelim. Sekizinci adım da x eksi 6'nın karesidir. Dokuzda x eksi 8'in karesidir. Ve onuncu adımda da x eksi 10'un karesidir diyorum. Yani kenarını istediğine göre x eksi 10 arkadaşlar karesi alanı veriyorsa bakın bunu x eksi 10 çarpı x eksi 10 olarak yazarız. Bunlar zaten kenarlardır arkadaşlar. O halde x eksi 10 yani B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Onun soruya bakıyorum gençler. Şeyma Hanım'ın üst yüz daire biçimindeki yemek masası ve üzerine örtü aşağıda gösterilmiştir. Şeyma Hanım'ın masasının yarı çapı x artı 2 santimetre olup masa örtüsünün aşağı sarkan kısımlarının alanı masanın üst yüzünün santimetre kare cinsinden alanının 3 katına eşittir. Arkadaşlar aşağı sarkan kısmın alanı masa örtüsünün 3 katına eşittir. Buna göre daire biçimindeki bu örtünün santimetre cinsinden yarıçapını istiyor. Şimdi gençler öncelikle masanın alanına bakacak olursam yani yarıçapı x artı 1. Bakın pi'yi de 3 almamı söyledi. O halde pi r kareden direkt 3 çarpı x artı 2'nin karesi dairenin alanı, masanın alanı. Sarkan kısmının alanı gençler. Sarkan kısım. Masanın alanı arkadaşlar 3 katı. O halde masanın alanı 3 çarpı x artı 2. Bakın hiç açmama gerek yok gençler. Karesi ise bunun 3 katı. Direkt 3 ile çarparım. Şöyle düzenleyecek olursam 9 çarpı x artı 2'nin karesidir derim. Sarkan kısmın alanı gençler. Toplam alan bakın şu sarkan kısmın alanı bir de masanın alanı var. İkisini toplayacağım ki masa örtüsünün alanı arkadaşlar. Örtünün toplam alanı diyorum. Şimdi masanın alanı var arkadaşlar. 3 çarpı x artı 2'nin karesiydi. Artı sarkan kısmının alanı 9 çarpı x artı 2'nin karesi. Buradan arkadaşlar şurayı kapatalım. Bakın 3 tane x artı 2'nin karesi burada var. 9 tane de burada var. İkisini toplayabiliriz gençler. Yani işte 12 çarpı x artı 2'nin karesidir diyorum. Evet, toplam alan 12 çarpı x artı 2'nin karesidir. Şimdi alanı ben pi r kare ile hesap ediyordum. O halde ben bunu pi r kareye eşitleyecek olursam. Yani 3 r kare diye düşünecek olursam. 12 x artı 2'nin karesi diye yazalım. Gençler bakın her iki tarafı 3'e bölersek. 3'ler gider. Burayı da 3'e bölüyorum. 12 ile 3'ü sadeleştiriyorum. O halde r kare eşittir. 4 çarpı x artı 2'nin karesidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar yarıçapı istediği için her iki tarafın karekökünü alırız. Bakın kare karekök götürdü. R kaldı. 4 karekökten 2 olarak çıkar. Bakın kare karekökü götürürse buradan da x artı 2 olarak çıkar. O halde 2 çarpı x artı 2 bizim yarıçapımızdır diyoruz. Bunu da gençler içeri dağıtacak olursak 2x artı 4 olur. Evet arkadaşlar. Yarıçap diyorum. 2x artı 4'ü de B şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 11. soruya bakıyorum arkadaşlar. Aşağıda üst yüzü dikdörtgen biçiminde olan bir sulu boya paletinin ölçüleri cebirsel ifade biçimde verilmiştir. Gençler uzun kenarını verdi. 8x artı 4. Bu paletin boya konulan kısımları hizalı ve daire biçiminde olup özdeştir. Yani birbirine eşittir. Ayrıca boya konulan kısımların üst yüzlerin toplam alanı 24x kare eksi 48 x artı 24 diyor. Ona göre bu paletin üst yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Gerçi uzun kenarını biliyoruz. Kısa kenarına ihtiyacım var. Bunun için şöyle bakın şu yarıçapı bulmam gerekir. Öncelikle yarıçapı bulmam gerektiğini söylüyorum. 8 tane arkadaşlar ne var bizim için?
Boya konulan kısım var. Bunların toplam alanı 24x kare eksi 48 x artı 24 ise, ben bunu 8 parantezine alacak olursam, yani 8'e bölersem gençler, bir tanesinin alanı bulmuş olurum. O halde 24x kareyi 8'e böldüm. 3x kare eksi 48 8'e bölüyorum. Eksi 6x 24 8'e bölüyorum. Artı 3. Bakın gençler, bu bir tanesinin alanı. Bir tane alanı, yani şu dairelerin bir tanesinin alanı. Alan pi r kareydi gençler. O halde pi r kareden 3 çarpı r kare eşittir diyorum. 3x kare eksi 6x artı 3. Bakın ben bunu 3'e bölecek olursam arkadaşlar, neyi bulmuş olurum? Bir tanesinin alanını bulmuş olurum arkadaşlar. Evet, r kareyi bulmaya çalışıyoruz, öyle düşünelim. 3'e bölelim, r kareyi yalnız bırakmış olalım. Bu ifadeyi 3'e bölersem r kare eşittir. 3x kareyi 3'e böldüm, x kare. Eksi 2x'i, eksi 6x'i 3'e bölüyorum, eksi 2x. Artı 3'ü 3'e bölüyorum, artı 1. Arkadaşlar bu ifade x eksi 1'in karesidir diyorum. Bakın r kare eşittir x eksi 1'in karesi ise, eşitliğin her iki tarafında kare var. O halde kareleri direkt atabiliriz. Demek ki yarıçap x eksi 1'dir diyoruz. Şu yarıçapımız x eksi 1. İşte burası da x eksi 1. O halde bunun çapı gençler 2x eksi 2. Ya aynı şekilde burası da o halde 2x eksi 2. Bunları toplayacak olursam 1, 2x, 1x de burada var arkadaşlar, 4x artı x, 2x daha, şöyle göstereyim istersen, 2x eksi 2 artı 2x eksi 2 diyorum. Buradan kısa kenarı bulacağız. 4x, 6x, 8x eksi 4 olur kısa kenarımız. Alanı bulmak için 8x eksi 4, yani kısa kenarla 8x artı 4, yani uzun kenar çarparsam, arkadaşlar bakın bunlar bizim için aynı sıralamaları var. 1 eksili 1 artılı, yani 2 kere farkıdır diyorum. O halde 8x ile 8x çarptım, 64x kare artı ile eksi çarptım, eksiye 4 kere 4 16. 64x kare eksi 16'dır diyoruz. Buradan arkadaşlar bunu şöyle 16 parantezine alacak olursam, 64'ü 16'ya böldüm, 4x kare eksi 16'yı 16'ya böldüm, 1. Bakın bunu da böyle 2x ve 1'in karesidir diye düşünürsek, yani 2 kare farkından 2x eksi 1, 16 çarpı 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. İfadelere baktığım zaman A şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. A şıkkını doğru cevap olarak gösteriyoruz. Evet gençler, bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.